protestoların şahsla alakası olmayabilir ama protestoların Sayın Cumhurbaşkanı ile alakası olduğu ve bunun üzerine de muhalefet, kendisini muhalefet olarak niteleyen o siyasilerin bunun üzerinde sörf yaptığını, o gösteriler üzerinde sörf yaptığını düşünüyorum adeta. Nitekim Canan Kaftancıoğlu sanıyorum o protestolara katıldı, üniversitenin içine girdi sanıyorum. Öyle bir bilgi geldi. Öğrencilerin yanında gördük ama üniversite içi miydi ben bilmiyorum. Neyse işte açıkçası. Yani gitti evet, sonuçta oraya gitti evet, Canan Kaftancıoğlu. Dolayısıyla bu hadisenin bir siyasi hadise olduğunu ortaya koyan bir durumdur. Şimdi şu tabii biraz önce 2547 sayılı kanunu değerli hocam özetledi. 2547 sayılı kanunda daha önce değişiklik olmadan önce birkaç tane rektör adayı Cumhurbaşkanı'na sunulurdu. Cumhurbaşkanı arasından rektörü seçerdi. Ve o aday da üniversite içinden bir seçimle sıralanırdı değil mi? Böyle evet, yani. Şimdi farklı yöntemler vardı. En son bu. En son bu. İlk şimdi, başta farklıydı. Daha sonra ise 13. madde değiştirildi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisine verildi rektörün seçimi. Özel yani vakıf üniversitelerinde de devlet üniversitelerinde de o halde oldu. Şu andaki düzenleme o. Dolayısıyla birincisi mevzuata uygun mudur bu atama? Uygundur birincisi. İkincisi peki rektörün, sayın rektörün, atanan rektörün yeterli haiz olduğu ortada mıdır? Yeterli haiz olduğu ortadadır. Dolayısıyla burada mevzuata aykırı, hukuka aykırı bir atamadan söz edemeyiz. Neden söz edebiliriz? Buradaki tartışmanın geneli nereden yürüyor? Tartışmanın genelini yürüdüğü nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdir yetkisini kullanması karşısında mevzilenme pozisyonlanmaya dayanıyor. Bakınız. Hiçbir zaman başımıza gelen 15 Temmuz o geceyi hiçbir zaman unutmayalım. 15 Temmuz sonrası devletin tepkileri ve refleksleri demokrasiyi korumak için, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini korumak için yaptığı o düzenlemeler, tepkiler, reflekslerle 15 Temmuz öncesindeki durumu şey yapmamak, karıştırmamak lazım. Bunları değerlendirerek hakşinas bir şekilde olayları yorumlamamız lazım. Şimdi oradaki hani adeta hakperver, adeta bu arkadaşlar demokrasi havarisiymiş gibi, bu gösteri yapanlar demokrasi havarisiymiş gibi sunmanın da bir alemi yok. Eklemlenen oraya terör örgütü mensupları var. Örgüt yasa dışı örgüt mensuplarının eklemlendiği bir gösteridir o. Yasa dışı örgüt mensupları nasıl slogan attılar? Mesela hani Ersan Hoca şunu söyledi, dedi ki anlayalım dedi, dinleyelim dedi. Neyi dinleyelim? Mesela ne dediler? Tırnak içerisinde katil polis, üniversiteden defol diye slogan attılar. Dolayısıyla bunun neresi dinlenebilirdir? Yani burada Mücahit bir... Bey, anlamak için soruyorum. Şimdi bu yasa dışı örgüt mensuplarının bu tür öğrencilerin meşru protestolarını provoke etmesi gerçekten çok tehlikeli. Türkiye bu konuda gerçekten dikkatli olmalı. Bugün Boğaziçi'li hocalar da rektörlüğe sırtını dönerek bir protesto eylemi gerçekleştirdiler. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani sadece şöyle, dışarıdan gelen yasa dışı örgütlere indirgemek acaba doğru bir yaklaşım şimdi, olur mu? Öncelikle onu ortaya koymak lazım. Bakın o gösterinin temeli hani demokrasi talep ediyoruz gibi gözüken hadiseler var ya, fazla demokrasi talep ediyoruz, İşte biz daha çok demokrasi talep ediyoruz gibi olan gösterilerin tamamına eklemlenen bu habis zihniyette olan bazı işte yasa dışı örgüt mensupları var ve sloganlarını görüyoruz. Sadece bu slogan da değil. Attıkları sloganlar tamamen şu devletin nizamına ve demokrasiye de aykırı sloganlardır. Kendi örgüt propagandalarını yapıyorlar bunun içinde, tamam. Doğru. Şimdi buradaki gösterilere bakınca buradaki gösterilerde polisin, özellikle polisin kışkırtılmaya çalışıldığı ortada. Polisin şiddet kullanmaya kışkırtılmaya çalışıldığı da ortada. Fakat polis buna çok dirayetli bir şekilde, düzgün bir şekilde o kışkırtmalara gelmeden, o provokasyonlara gelmeden meseleyi halletmiş ve çözmüştür. Burada şimdi tabii bir demokrasi aldatmacası Türkiye'de böyle sürüp gidiyor. Demokrasi aldatmacası diyorum ben. O neden demokrasi aldatmacası? Yani bu talepler adeta demokratik taleplermiş gibi, bu talepler işte çok meşru taleplermiş gibi sürekli toplumun önüne getiriliyor. İşte daha çok özgürlük, daha çok hak, hürriyet gibi içi boşalmış, içini boşalttıkları kelimeler üzerinde sürekli sörf yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stabilizasyonunu destabilize etmek için uğraşan bir grup ve kesim var. Bunu her tarafta görüyoruz. Bakın bu sosyal medyada böyle SMA hastalığı çocuklarımızla alakalı meselede de böyle işte daha dün işte darbe söylemleriyle alakalı iki şahsın, birisi İlker Başbuğ, birisi de işte Can Ataklı. Konuşacağız bu onun, akşam. Onların işte provoke ettiği işte darbe söylemleri, o da onlar da bu şekilde, onlar da böyle. Yani şu şekilde değil.
şu şekilde değil mesele. Yani Türkiye güllük gülistanlık pozisyonlardan geçti. 60 darbesi hiç olmadı, 80 darbesi hiç olmadı. 28 Şubat'ları biz görmedik. MİT tırları polis tarafından mutat uygulama, trafik uygulamasında durduruldu. 15 ama Temmuz nedir? 15 Temmuz'da millet nefes almaya sokağa çıktı. Yani bu şekilde eğer ülkeyi yorumlarsak güvenlik meselesinden ve demokrasinin güvenliği meselesinden, ki demokrasi kendini aynı zamanda savunan bir mekanizmadır. Bu Fransa'da da böyledir, İngiltere'de de böyle, dünyanın tamamında böyledir. Yani o işçi eylemlerine karşı Fransız devletinin, İngiliz devletinin, Alman devletinin nasıl tepkiler verdiğini görüyoruz. Fakat bu, o devletlere biz demokrasi değil demiyoruz yani. Dolayısıyla buradaki sözde demokratik eylem olarak sunulan şeylerin benim netice olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o iktidar değişikliği, başkan değişikliğiyle ilgisi olduğu kanaatim var. Yani sözde demokratik eylemler hedefinde Erdoğan var gibi bir yere mi? Kesinlikle Erdoğan var. Kesinlikle Erdoğan var. Fakat şu, ama yani burada Erdoğan'ın işte bir şey söyleyebilir sağ mi taraftan, sol taraftan Erdoğan'ın ne düşüncede olduğu, liberal mi olduğu falan önemli değil. Bakın nedir biliyor musun? Mesele Türkiye'nin destabilize edilmesidir. Mücahit, insanlar bunun, ona tepeden inme demokrasi istemiyor ki. Bunu şu, katılımcı hocam, demokrasi bitireyim, istiyor. Önemli bu. Sizin söylediğiniz bunun, antidemokratik bunun, oluyor. Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimi kazanması ve şu anda başkanlık konutuna oturacak olması, işte bu önümüzdeki günlerde onunla bir bağlantısı olduğu kanaatim var. Bu boş bir hadise değildir. SMI hastalarıyla beraber başlayan mesele, darbe söylemleriyle beraber yürütülen mesele, ondan sonra bu hadise, Boğaziçi hadise Türkiye'de Allah bir Allah şeyin kaşındığını gösteriyor. Ben buradan uyarım yapıyorum.